şey yapıyor yani Doğru söylüyorsun. Göztepe şu an Göztepe abi. satılıyor. Satabilir. Bir başka seyirler de. Göztepe, Göztepe, Göztepe satılıyor şu. Kulüpken batmıştı. Amatör kümeye düştü Tabii. ya. ama Mehmet Bey'in çok katkısı. Bir dakika oldu. tamam geldi Mehmet Bey satacak. Şirket oldu. Şirket oldu. Doğrusu bu. Galatasaray'ın da yarın bu durumlara Fenerbahçe düşmemesi için mutlaka ki böyle zengin bir ortak alması lazım. Yönetimini ona vermesi lazım. Güzel. Artık insanları başkanları seçerek bu işler yürümez yani. Abi ne kadar güzel bir örnek verdin. Ee, ç, e, Abramovic Galatasaray'ı almak istedi. Alsaydı bana göre bugün Galatasaray ne borcu olurdu? Belki de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne e, final oynamıştı. Belki de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Yani e, taraftarın istediğine Galatasaray'ın başarılı olması değil mi? Fenerbahçelilerin istediğine Fenerbahçe'nin başarılı olması değil mi? Beşiktaşlıların istediğine evet. Beşiktaş'ın e, başarılı olması e, değil mi? alacak bu kulüpleri alacak insanlar. Abramovich alıp İngiltere'ye, Rusya'ya mı götürecek Galatasaray'ı veya başka birisi alıp e, Çin'e mi götürecek Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı Katar'a mı götürecek adamlar? Beşiktaş yine burada. Sadece e, Paris Saint-Germain nerede? Paris Saint-Germain Paris'te ve şu anda Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden birisi. Galatasaray'ın ve... borcu kadar parayı Neymar'la Mbappé'ye verdi aldı 400 milyon euro. abi Basit bak, bir şey söylüyorum. Fransızlar ben. çok tutucudur. Evet. Ben Fransız medyasıyla da Fransa, Tabii, Paris Saint Germain orada çevresinde zaten. bir sürü insanla evet. beraber oluyorum. Evet. Her Paris'e gittiğimde onlarla yemek yiyorum. Özellikle Biliyorum. medyayla aram çok iyidir ve sürekli şey yapıyoruz. Şiddetle karşı çıktılar Katarlıların Paris Saint Germain'i almasına. Ama bugün hepsi o kadar mutlu ki. İyi ki almış diyorlar. Keşke bir de bizi diyorlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapsa biz diyorlar bu Katarların buraya heykelini dikelim diyorlar. Yani artık ortam değişti, artık Tabii. devir değişti. Ya Türkiye'de artık bazı e, beyinler değiş zaten değişmeyecek de bir şey kalmadı. Kulüpler battı. Yani bu konuda hani anladığım kadarıyla işte Ceylan Çalışkan burada. Kaç senedir Levent abi de 40 yılı aşkındır gazetecisiniz. Ceylan abi de aşağı yukarı 40 yıldır, 50 senedir bu işin içine. Satılabilir. Yani değil mi? Hani ben ikinizin de ee, or, or, ortak görüşünün ya kulüplerse hani bu kadar da böyle çözümü yok. Tavırlı yaklaşmanın çok olduğunu. yok. Bak Galatasaray diyorsun. Galatasaray Chelsea maçına Londra'ya gidiyordum. Uçakta e, Ali Bey vardı. Ali Yıldırım vardı. Aziz Bey'in kardeşi. Çok güzel bir laf etmişti. Dedi ki kulüpleri dedi ne abim ne başkaları götüremez artık kurtaramaz dedi. Artık böyle yabancı ortak olması lazım veya dedi el değiştirmesi lazım. Doğru. Doğru söyledi yani. Bu Chelsea maç ne zaman? Droba Galatasaray'da oynuyordu biliyorsun. Plaket verdiler. Yani sonuçta kabul edelim ki e, kulüpler tıkanmış durumda. Evet. İşte devlet pansuman yapıyor. Bankalar Birliği ile hareket etmeye çalışıyorsun. <laughs> bankalar Birliği ile ilişkiye giriyorsun. Seni de adam etmeye çalışıyor. Hem yardım ediyor hem düzene sokmaya çalışıyor. Yani bundan da kaçmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani kulüplerin borcunu ödemek devletin işi değil. Abi. Devletin başka işleri var. Tabii ki devlet şu durumda kulüplerin batmaması için yardım etmeli. Devlet yasalar çıkarmalı. Devlet şu anda kulüplere yardım etmeli. Kulüpleri kurtarmalı. Çünkü kulüpler gerçekten battı. Şimdi şu anda bankalar birliğiyle anlaşma yapan kulüpler. Galatasaray, Beşiktaş veya diğer kulüpler. Şu anda hiçbir şey ödemiyorlar. Gelecek seneden itibaren ödemeler başlayacak. Bu kulüplerin bu paraları ödeme şansı yüzde sıfır. Yüzde bir bile değil. Güzel bir konu. Devam edeceğiz döndüğümüzde. Arkadaşlarımıza sokağa çıktı dediler ki transferde bir değişiklik yaşanıyor. Bir eksen kayması var. Peki taraftarın bu eksen kaymasından etkilenip etkilenmediğini merak ettik ve taraftara sorduk. Takımınıza hangi tipte bir oyuncu alınmasını istersiniz? Buyurun saat başı devam. Ve bir gelişme Konyaspor'da kaleci transferi. Erzurum Spor'un Boşnak kalecisi İbrahim Seç ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. 600 bin euro yıllık 1.2 sevgili seyirciler. İbrahim Seyit'e de biz anlaştığı rakamı da açıklayalım. Bunun yanı sıra e, yine bir bilgiye ulaştık. Serkan Kırıntılı da biraz önce, yani yaklaşık yarım saat önce Konya Spor Yönetimi'ne ayrılmak istediğini ifade etti. Beni serbest bırakın dedi Serkan Kırıntılı. E, bu saatten sonra e, Konya'dan ayrılacağını ifade etmiş Serkan Kırıntılı ki o da milli kaleci, milli takımı kadar çıkmış ve uzun yıllar yanılmıyorsam değil mi Levent abi? Evet, Beşiktaş olabilir mi? Bilemiyorum. Ay çünkü bilemiyorum. Beşiktaş'la ilgili biz bir gelişme olduğunu vermiştik Hayır, anlatamadım. zaten. Anlatamadım. Konya bunu kabul etmedi. Bizim sözleşmeli kalecimiz dedi ama kabul edelim ki Sergen Hoca çıktı. Dedi ki yeni dönemde kalecimiz yerli olacak dedi. Yüksek ihtimalle Serkan Beşiktaş'ta diyebiliriz. Olabilir ya. Yani. Benim tahminim Hayır, o yani. Ben e, doğrudur demiyorum ama ben sadece bir fikir yürütüyorum. Yani Serkan'ın Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu için bu transfer gelişebilir yani. Yani burada tabii e, Seyic konusu önemliydi. Anlaşlar iş bitti. Yani Erzurum birinciye çıktı, Süper Lig'e çıktı pardon. Allah Seyic Konya'ya gitti. O da ilginç. Erzurum'a devam etmedi yani. Evet. Ben olayın başka boyutu da Serkan'ın e, ayrılmak istemesi. Beni serbest bırakın demiş. Ama Serkan'ın sözleşmesi olduğu söyleniyor. Gitmek istiyorum demiş. Serkan'ın bir yaşı var zaten ya. Serkan da az bir az yaşlı değil tecrübesi var. Doğrudur. ve bence yeni dönemde Beşiktaş'ta da veya bir başka takımda Serkan'ın tecrübesinden faydalanmak isterler. Yerli yabancı kaleci almaktansa. Örneğin Galatasaray bile kaleci arıyor yani şu anda. Mustarı'nın ne zaman döneceği de kupa, belli değil. kupa da kazandı yanılmıyorsam Serkan. Değil mi? Abi, sporda kupa, kupa kazandı, da kazandı. Iki kupa, tabii Süper tabii, tabii, Kupa'yı tabii. kazandı, iki kupa kazandı. Aynen aynen. ile evet. beraber. Yani bildiğim kadarıyla öyle. Öyle öyle. Yani bence mini takımda da oynadı. Bir dönem e, mini milli takımda da döneminde tabii, tabii, tabii. takımda da görev yaptı. Bunu Hayırlı olsun. İnkar edemeyiz ama e, tabii ki işte, yani sonra kaleci kolay yetişmiyor. Evet. Şimdi yetişir abi aslında. Mesela Muslera 9 yıldır Asaray'da 8 yıl önce genç bir kaleci alınsaydı Muslera onu yetiştirirdi. Yani bu sevgi... Şey... 7-8 yılda, 9 yılda bir kaleci yetişirdi. ama, ama tabii Ceylan, proje... Ceylan arkada kimler vardı ya? Yetişmediler. Abi şimdi bak. işte Ufuk vardı işte, biliyorsun yetişmedi. İşte şey bu kompetanlık burada başlıyor yani. Kompetanlık burada başlıyor. Ee, nasıl Trabzon kaleciyi çıkardı. Şimdi Beşiktaş'ın kalecisi de iyi, iyi kaleci olacak o. Yani evet. genç kaleci hata yapabilir tabii. Genç kaleci hata yapabilir. Hatalı goller yiyebilir. Fenerbahçe'nin kalecisi de hatalı goller yiyor ama Genç kalecilere şans verilirse, üzerine durulursa e, kulübün geleceği kurtuluyor. Mesela ilk dönem ilk dönemlerde Uğurcan da hatalı golleriyordu. Ama şu anda Uğurcan Avrupa'nın iyi kalecilerinden birisi. Değil Türkiye'nin, Avrupa'nın iyi kalecilerinden birisi Belki Trabzon birisi satacak oldu. belki istediği parayı alırsa. Yani Tabii Trabzon… E, İkili iki kalecisi iki, var yeni. Tabii bir seçim e, yapmalı. Mesela Trabzon bu kadroyu korursa 2-3 tane net takviyeyle şampiyonun en büyük adayı yine Trabzonspor diye düşünüyorum. Ama yani şimdi elindeki e, sezon içerisinde Novak transferini bitirmemekte bence bir zafiyet diye düşünüyorum. Yani sezon sonunda bakın sezon sonunda mesela ben Galatasaray'ı takip ettiğim için bütün takımı takip ediyorum ama Belanda ile Fegül'ü e gelecek sene yoklar. Son seneleri bu sene oynayacaklar. Sezon sonunda serbest kalıyorlar. Doğru mu? Doğru. E, o zaman sen bu sene bunlara değerlendirmek zorundasın. Şu bak ön, önümde Paraya açık. Yani. yani. Şu önümde açık. E, Mustera ile birlikte kırıntılı Son 8 yılda en çok oynayan oyuncuymuş abi Mustara ile beraber son e tamam, 8 Tamam doğrudur. Yani dinleyeyim. bence de alacağın kaleci sana sıkıntı yaratmayacak bir kaleci. Tecrübesiyle hem kaleni koruyacak hem de yarın Mustara eğer kaleye geçtiğinde de sorun yaşamayacak bir kaleci çıkaracaksın. Yani bu bir gerçek. Şimdi mesela dediğim gibi sen söylüyorsun ya değerlendir diye. Yıllardan beri bunu yapıyorsun. Diyorsun ki bak güzel örnek verdin. Griezmann'ı yüze aldı ama Barcelona'ya baktı tutmadı. Durum ortada zararın neresinden dönsen kardır deyip 60'a satabilir. 40 zarar edebilir ama çok para kazandığı için 40 oradaki zarar çok fazla görünmez. 3-4 evet. futbolcu böyle kaybedersen o zaman bir dakika derler <laughs> değil mi? 10 yani, tane kaybetsem büyüyor rakam Bir dakika derler. O, zaman... o bir dur, tane dur, opsiyonu tabi. olabilir yani burada. Ama şimdi Galatasaray birçok kiralık oyuncu ile oynadı. Şimdi Kolimpiyakosan iyi bir sahabe kaldılar. Sarı Açı'yı aldılar. Luyendama Marka var. Biliyorsun bunları. Arka tarafta bir kaleci ihtiyacı doydu, doğdu. E şimdi Seyri Lemina oynuyordu ikisi de yok. Bunların kiralarını söz konusu Galatasaray'ın mutlaka oraya sana da söyledim var mı piyasada diye. Mesela Melo türü bir oyuncuya ihtiyacı var. Evet. Onun yanına Selçuk iyi bir Selçuk döneminin oyuncusu gerekiyor. Evet.